Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün biraz daha ders çalışma günlüğünün başlangıcıymış gibi bir sesimden bir video çekiyorum, cümle kuramadım. Sesim hala değişik, hala hastayım çünkü. Ama umarım kötü gelmiyordur size. Şimdi biraz daha iyi gözükebilmek için dudağıma nemlendirici sürdüm. Bir eyeliner çektim ve karşınıza geldim. Hala burnumun kenarları yara, hastayım, sesim de kötü ama artık yani bir dur demek gerekiyor bu hastalığa. Bugün işte kan tahlillerim falan da çıktı. Ben çok fazla et sevmiyorum, bu yüzden biraz B12'm düşük kalmış. Biraz oradan bir şeyler toplamaya çalışacağım. Sevmesem de yemeye çalışacağım. Çünkü bu sene artık böyle bir zaman kaybı benim için hoş olmayacak, bir daha olmaz umarım. O yüzden toparlanmaya başlıyorum. Bu hafta 3D'nin TYT denemesi var. Ardından Perşembe günü 3D'nin TYT denemesi var. Cumartesi pazar da Özde1'in TYT AYT'si var. O yüzden kendime bakmam lazım. Genel olarak programından falan da bahsetmemi istemişsiniz. Biraz daha bilmiyorum, böyle sohbetli videolar çekmeye çalışacağım aslında. Çünkü hem konuşmak kendim için iyi oluyor, hem de bilmiyorum, siz seviyorsunuz böyle videoları. Şimdi bugün bizim görüşme günümüzdü. Görüşme gününden sonra işte ne yapacaklarımız zaten dry dosyası şeklinde hazır burada. İşte analizlerimiz, kaynak takiplerimiz vesaire. Ben onları bir de bu ajandaya geçiriyorum. 2 haftalık programlar yapıyoruz ya. O 2 haftayı böyle kendimce konuları dağıtıyorum vesaire. Öyle bölüyorum, sonra ertesi gün programını hazırlayıp bırakıyorum. Biz genel olarak TYT'ye karışık ilerliyoruz zaten. Yani videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Gün aşırı olarak bir gün TYT matematik, bir gün AYT matematik denemesi çözüyorum. Her gün geometri çözüyorum, onu da biliyorsunuzdur. Ama son zamanlarda analizini çok aksatarak ilerlemiştim. Onu biraz daha toparlayarak gitmem gerekiyor. Yani mesela bir gün 6 test geometri çözüyorsam dönüp bir 10 sayfanın analizini yaparak da ilerlemem gerekiyor. Çünkü yapamadığım sorulara bakmadıktan sonra ne anlamı var? Ondan sonra her gün bir de TYT kimya denemesi çözüyorum zaten, 7 sorucuk. Şu an karar verdiğim şekilde bir TYT dersi, bir de AYT dersi eklemeye çalıştım fenden. Mesela yarın için TYT biyoloji ve AYT fizik ekledim. TYT biyolojiden de mesela bu hafta bölünmeler ve kalıtımı yapacağız. AYT için de yarın atışlar mı çalışırım, enerjimi bilmiyorum. Ondan seçmem lazım, ondan seçmedim. Mesela burası benim coğrafya analiz kısmım. Burada yanlış yaptığım konuları görebiliyorum. Ona göre işte mesela bilgi felsefesinde ve iç ve dış kuvvetlerle benim eksiğimin olduğunu görmüştük. Onun için de bana kanal önerisi yapmıştı Gökhan Hoca. Ben de dedim ki hani oradan her hafta bir mesela felsefe konusu çok koymaz böyle izlemek. Zaten sorusunu çözmüyorum felsefe için. Oradan bir izlesem her hafta bir felsefe konusu. Sonrasında mesela bu hafta felsefenin ilk ünitesini koydum. Haftaya da coğrafyadan o zorlandığım konuyu yazacağım. O şekilde gideriz diye düşündüm. Bir de Türkiye genellerini çok önemsiyor haliyle Gökhan Hoca. Bu şekilde yarın içinde genel olarak hedeflerim 20 paragraf çözmek. Yarınla birleştireyim bu arada bence bu videoyu. Aynen. Yarın için hedeflerimi söyleyeyim şimdi ben. 20 paragraf çözmek istiyorum. Ardından bir tane AYT matematik denemesi, 6 test geometri, bir tane TYT kimya denemesi. Apotemi limitten o eksiklerimi kapatmayı düşünüyorum artık ne kadar sürerse. TYT biyolojiden bölünmeleri bitirmek istiyorum. Ne kadar gider bilmiyorum. Belki bölünmeler bitmez, biraz kalır. Sonrasında AYT fizikte bir konu çalışıp onun sorularını çözmek istiyorum. Bu şekilde biraz çok çalışmam gerekecek ve artık toparlanmam gerekecek ve kütüphaneye gitmek istiyorum açıkçası. Çünkü hasta olduğum için biraz daha bilmiyorum, evde çok dinlenme modunda oluyorum sürekli. Ama artık yarın yani saat 9 gibi kütüphaneye gidersem hani hem çok erken kalkıp daha yeni iyileşen bünyemi zorlamamış olurum, hem de gün içerisinde çok boş geçirmeyip bir kütüphanede olmuş olurum. Akşam da 4-5 gibi eve gelirim. Bence güzel olur. Bu şekilde. Yarın görüşürüz. Benim için şu an böyle güzel gidiyor. Biraz daha seviyorum program günlerini. Bana açıkçası biraz motive oluyor. Bir de Gökhan Hoca'nın navigasyonunu da satın alacağım. Onu da unutmadan ayarlasak mı aslında? Aynen. Ve çok saçma bir şey var. Ben YouTube'da hiçbir kanalında katılmadım. Katıl. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Katıl dedim. İlayda tutak olsun. Ha, direkt buraya kartı giriyoruz. Hemen ben kart alıp geliyorum. Heyecanlandım. Ha, katıldım. Hoş bulduk. Herkese selam. Saatlerimiz 9.30 geçti diye biliyorum. Kalktım, kahvaltı yaptım. Kütüphaneye gitmedim. Bugün normalde kütüphaneye gideceğim demiştim biliyorsunuz. Ama gitmedim. Çünkü öksürüğüm hala devam ediyor. O yüzden sürekli kütüphanedekileri rahatsız ettiğimi düşünüp dışarı çıkacağımı bildiğim için yani. Gelip de sürekli bölünmesini istemedim. Şimdi de suyumu aldım. Hemen bir programı tekrardan açayım. Zaten dün anlatmıştım ama size. Sana da hiç toplamıyorum bu aralar. Harikayım.
Bu şekilde planımı zaten dünden yapmıştım. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyorum. Herkese selam. Şimdi saatlerimiz 9:30. Ben biraz eve geldim. Şimdi bir tık erdeyim. Biraz dershane falan gittim. Rehberlik hocamla falan görüştüm. İyi oldu. Şimdi de şey vardı. Gökhan Hoca'yla bir grubumuz var. O gruptaki kişilerle bir Zoom toplantımız vardı. Böyle bir yarım saat onlarla sohbet ettik, tanıştık. Ben çok güzel oldu. Şimdi güzelce derse oturacağım tekrardan. Öyle bir durum güncellemesi yapmak istedim. Saatlerimiz 9:30 falan. Çok 11 ya biraz çalışacağım 1-2 saat kadar. Sonra 11'e doğru artık 11.30'a doğru falan bırakırım, yatarım diye düşünüyorum. Yarın 3D var. Tek günlük çekecektim ama yarın da çekeyim yani 3D'ye girdiğimiz falan diye düşündüm. Öyle. Öksürüğümün geçmesini bekliyorum. Hala biraz var. İnşallah yarın bir sıkıntı çıkarmaz bana. Çünkü baya kötü etkiliyor yani. Biraz kötü hissediyorum. O yüzden denemeyi bırakıp çıkıyorum bir dışarıya. Allah'tan dershanem izin veriyor. Sıkıntı olmuyor da. İnsanlar rahatsız oluyor. Tabii kötü bir şey. Ha, ben bugün işlere gittim biliyor musunuz? Kitap aldım. Onları da gösterebilirim aslında size. Bakın neler aldım, bir göstereyim. Şimdi ilk başta bu orijinalin. Evet, ayetin matematiğini aldım. Bu şekilde. Ardından deneme deposunun bu TYT matematik denemesini aldım, 8'li. Deneme deposunu merak ediyordum. O yüzden direkt matematik denemesini aldım ilk deneme olarak. Bakalım beğenirsem diğerlerini de alacağım. Ardından bu hafta başlayacağım için Allah apotemi analitik geometri aldım. Bayağı da kalınmış. Bu bitecek Kasım sonuna kadar bakalım. Ardından bu kitap çok övülmüştü kamptayken, Bolu kampındayken acil sayma ve olasılık için. Çok çözümleri içinde falan yapılmış. Ayrıntılı bir konu öğrenmemiz gerektiği için. Ben de kesinlikle aldım zaten. Mahsup Hoca yazdığı için. Kesinlikle iyidir diye düşünüyorum. Bunu aldım. Şu renkle çok hoşuma gidiyor acilin fasikülerini ya. En son olarak da Çap'ın TYT matematik denemelerini aldım. Bu şekilde. Bu sene bayağı TYT matematik denemesine ihtiyacım olacağı için sürekli TYT matematik denemesi alıyorum. Geçen hafta da bir iki hafta önce falan da acil NIT matematik denemesini almıştım. Belki sonra bunun NIT'sini falan da alırım kullandıktan sonra. Biraz karışık gitmeyi seviyorum çünkü denemelerde. Yani iyi oluyor. Bir çap çözüp sonra hız ve renk çözmek falan. Öyle garip gitmek iyi oluyor bence. Yani bir yayına tamamen alışmıyorsunuz. Öyle. Denemeden çıktık. 3D'ye sanıp Özde 1'e girdik. Özde 1'e girdik ve mükemmel geçti yani. Öyle böyle geçmek değil. 150 dakikada Özde 1 çözme challenge yaptık. Yani 15 dakika mı versinler ya? 15 dakika mı ben uzun süre çözerdim? Evet, ben de çözerdim orada. 15 dakika verseler matematiğe borçlara bakardık bir. Aynen. Sosyal biterdi. Moralim bozuldu ya. Sosyal'den bir soru şarkı. Yemin ediyorum. Harbiden etkiliyor ha. 15 dakikacık ama. Ne köpüş gitti ha. Beyza da bunları
Gözükmüyorum. Herkese selam. Şu an dışarıdayım ama beni göremiyorsunuz. Üzücü. Şimdi otobüsün inmeme doğru gidiyorum ben de. Annemle karşılaştılar sonra. Bugün düne göre biraz daha iyi çalışabildim. 5 saat 20 dakika. Tek sorun yani özde bir olmamız. Üçlüye giremeyeceğim gibi duruyor şu an. Bir yolunu bulmaya çalışıyorum ama bakalım. Şu anda 5,5 saatteyim işte. IT biyoloji çalıştım. TYT fizik çalıştım. Deneme. Geometri falan. Öyle. Şimdi annemi arıyorum. Hava da biraz soğuk da yine iyi yani, bir sıkıntı yok. Annemi göremiyorum şu anda. Evet, ışık geldi şimdi. Merhaba arkadaşlar. Ders çalıştın mı bugün? Evet. Ne çalıştın? Tamam. Hiçbir şey. İşte. Değil mi? Ne çalıştın? Çalıştım. Ne çalıştın? Ha şu şeyi mi, kutuyu mu? Aferin sana çak. Akıllı kız. Evet. Herkese günaydın. Şu an sesim yok. Perde için özür dilerim. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Altıma siyah eşofman, içimde siyah bir body. Üstüme de bu, hazırlandım. Şimdi 20 dakikaya falan çıkacağım. Saatlerim şu anda 8. 3 TN'nin TYT denemesine gidiyorum. Dün özde bir oldu ya, bildiğiniz gibi. Bugün şükürler olsun yani bir yer aldı yani. Ben almayacak diye çok üzülmüştüm. 3'te yollamayacağım diye ama şükür ayarladım. Hatta gittiğimiz yer bir kütüphane yani. Eğer güzelse orada çekim yapmaya çalışırım tabii, yapabilirsem. Anneannelerim de çok farklı olmuş gibiydi ama aynı gözüküyor. O yüzden sevindim. Özdebir hakkında yorum yapacak olursam, ben AYT'sine hafta sonu gireceğim daha. Şimdi TYT'sine girdim işte. 3'teyi de bugün çıkışta konuşuruz. Kitapçıklar direkt verilir herhalde yani. Bence Özdebir'in matematiği kolaydı. Normal özde bir matematiği değildi yani. Özde birin problemlerinde özellikle ben zorlanıyorum bazen yani. Ama bunda öyle hani, şununla kesin zorlandım, şu kesin yanlış dediğim bir soru yoktu. O yüzden bence özde bire göre de biraz seviyesi düşüktü matematiğin. İşte bence her zamanki özde bir seviyesindeydi. Ben kolay gibiydi ama saçma soruları vardı, mantıksız. Bizim dershane denemeleri 150 dakika yapıyor. İşte 15 dakikada olsa bir eksiklik olması. Fende mesela 2 tane boşum vardı, onlara dönemedim ve sosyalde bir 3-4 boşum falan kaldı yani, bakamadığım soru. O 15 dakika bile ne kadar fark ediyor yani. Aslında böyle Türkiye genellerinde 150 dakika yapmasalar, 165 yapsalar iyi olur ama yapacak bir şey yok yani, 150 yapıyorlar. Öyle, şimdi azıcık bir sandviç falan yiyeceğim, sonra çıkacağım. Buradan profilim çok başka mesela, buradan çok başka. Nasıl bu kadar değişebiliyor ben anlayamıyorum. Önden çok farklı zaten. Evet, kombin ki. Ne kadar farklı bir kombin ya. Bildiğimiz yere bu kadar geç kalmak. Herkese selam. Şimdi ben eve geldim. Saatlerimiz 6'yı falan geçti baya. Biraz dinlendim, yemek yedim derken baya yoruldum bugün. Çünkü çarşıda size ne kadar çekemesem de biraz alışveriş falan yaptık. Çok almak istediğim şeyler vardı. O tarafta biraz daha uygun fiyatlı şeyler oluyor genelde. 2 parça aldım, onları daha sonra gösteririm ama şu anlık ders çalışacağım. Bugün diğer günler kadar çok fazla hedef yazmak yerine asıl yapmak istediğim kesin hedefleri yazdım. Ve hani mesela bu tabi limitten 1 saat yapınca hepsi bitiyorsa yapacağım ki bitsin. Saat 9'a kadar falan çalışmayı düşünüyorum. Şu anlık böyle. 3D hakkında yorum yapacak olursam da bence özde 1'e kıyasla aşırı zordu. Yani özde 1 bence onun yanına kolay kalıyordu. Tabii netlerim falan nasıl gelir bilmiyorum ama bence 3D zordu yani. Matematik problemleri özellikle vakit alıcıydı. Alıştığımız 3D tarzındaydı yani, kaliteliydi bence. Şimdi devam edeceğim. Yarın cumartesi herhangi bir sınavım yok. Pazar özde bir AYT var. O yüzden bugün videoyu kapatırım. Cumartesi yetiştirebilirsem videoyu belki yetiştiririm. Pazarda farklı bir videoya başlarım. Bu şekilde şimdi hızlı bir şekilde alt test geometriyle devam ediyorum. Evet, bununla tanışabilirsiniz. Karşınızda dünyanın en güzel nemlendiricisi falan duruyor. Bayılıyorum buna. Çok güzel. Kokusu falan da aşırı güzel. Herkese selamlar. Yani
Bu arayı nasıl bu kadar açtım gerçekten ben de anlayamadım. Sadece bir türlü çekilişi açıklayamadığım için videonun kapanışını getiremedim. Bu videoda da çekilişin sonucu olsun istiyordum artık. Geciktirdiğim için gerçekten kusura bakmayın. Bugün 28 Ekim. Büyük ihtimalle siz bu videoyu 29 Ekim'de izleyeceksiniz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Şimdi hızlı bir şekilde çekilişi açıklayacağım. Şimdi uzun zamandır o kadar çekiliş yapmıyorum ki. Acaba çekiliş sitesindeki ücretler ne alemde çok merak ediyorum. Ya belki hatırlayanlarınız vardır. Güvenli olsun diye girişlerimi ücretli bir siteden yapıyorum. Siz de hatta oradan kontrol edebiliyorsunuz falan ama çok pahalı yani. Aşırı pahalı. Bakalım inşallah biraz daha ucuzlamıştır falan. İmkansız ama. Ben şimdi bir giriş yapayım. Çekilişimde ne kadar katılım var? Hemen bakalım. Girişteki katılıma göre fiyat artıyor. Umarım çok yoktur falan diyormuşum. 1041 katılım var. Arkadaşlar bir çekiliş 50 lira olmuş. Burada bakın geçen gözlük aldım çok güzel. Bir de bunun siyahını aldım ama o şu an çantamda. Evet gözüme hiçbir gözlük yakışmıyor. Evet ama bu gözlükler çok güzel. Ben genelde zaten böyle kullanıyorum. Çok tatlı oluyor bence. Giriş oluşturun diyorum. Aşağı zaten linkini ekleyeceğim. Siz oradan kontrol edebilirsiniz. Şu an yorumları çekmeye başladı. Bakalım. İnşallah gerçekten isteyen birine çıkar. Hadi bakalım. Her şey tamamlandı. Tamam. Çekiliş kodu şu an ekrana geldi zaten. Hemen 5 saniye sürsün çekiliş ya. Çekilişi başlat. Ay bakalım kime çıkacak. Bence baş harfi B olan birine çıkacak. B değilmiş. XXX diye biri. Hem de bana öneri vermiş. O yüzden şu an sevindim. Böyle birine çıkmasına. Tamamdır. Şu an sonuçta kaydedildi. Hemen ben bir yorumuna bakacağım bu arada. Şimdi kazanan kişiye baktım. Kazanan kişinin yorumu gözükmüyor. Sebepsiz bir şekilde anlamadım. O yüzden yani şu an ona ulaşamıyorum. Ya da yorumumu mu sildi artık? Yani saniyeler içerisinde nasıl böyle bir şey olabilir? Tabii onu da bilmiyorum ama ona ulaşamadım şu anda. Zaten ondan sonraki kazanan kişi olarak seçilen kişi aslında katılım sağlamamış. Yani öylesine bir yorum yapmış. Ondan sonra kişinin de aynı şekilde yorumuna ulaşamadım. Sonraki kişi yine katılan bir kişi olarak değil yorumu. En son Deniz'e geliyor sıra. Deniz'de 200'den fazla yorum yapmış. O yüzden biraz açıkçası gönlüm rahat bir şekilde şu an Deniz'e göndereceğim kitabı inşallah ulaşabilirsem. Çünkü zaten 1000 yorum var. 200'ünü Deniz yapmış. İşte istediği belli bence. Buradan tebrik ederim Deniz. En kısa zamanda lütfen bana ulaş. Ben de sana ulaşmaya çalışırım zaten ama lütfen sen de bana ulaş. Bu arada 2 tane fizik kitabı hediye ediyorduk hatırlarsanız. Ben bu tarz çekilişler yapmayı istiyorum. Eskiden çok fazla yapıyordum. Hatta işte 20.000'de 20 tane kitap göndermiştim vesaire. Ama şöyle bir durum var şu anda. Kargo fiyatları da acayip bir şekilde uçtuğu için çekilişe zaten ücret ödüyorum gördüğünüz gibi. Bir de onun yanında 50 lirada mesela kargoya çıkıyor. En son hatırlıyorum o 20 kitabı gönderdiğimde ya bir 400'e yakın hatta 400'den fazla kargo masrafı çıkmıştı bana. O yüzden hani bunun altına giremiyorum eskisi kadar. Bu kadar fazla kitap gönderebilir miyim bilmiyorum. Ama tabii isterseniz ve ya bu aslında biraz da sizin elinizde. Hani siz ne kadar işte beğeniye, yoruma, abone olmaya falan tıklarsanız ona göre biraz daha etkileşimimiz vesaire arttığı için ben daha çok kitap gönderebilirim. Yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey aslında. Bu şekilde. Denize de tekrardan buradan hayırlı olsun. Sizi beklettiğim için gerçekten çok özür dilerim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka güzel böyle ders çalışmaları, çekiliş yapmalı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bol verimli ders çalışmalar, güzel verimli günler. Hepinize her şeyden önce sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.